She was very angry with Pauline. Yani siz Pauline'e oldukça kızgındı. Evet. Şöyle bakalım. She felt that her anger was going down. The rain popped to her own. Yani kendisi yani kızgınlığının, bakın her anger yani kızgınlığının, ona karşı olan o kızgınlığının, yani halasına karşı olan o kızgınlığının arkadaşlar, yani going down the rain pop, bu yağmur borusuyla sanki halasına aktığını hissediyordu. At the same time, o sırada yani aynı zamanda da she almost laughed, hemen hemen gülmek üzereydi. This was a very funny conversation, yani bu oldukça yani gülünç bir sohbetti diye çeviriyorum arkadaşlar. Siz lie and listen, siz o sırada yani uzandı ve dinlemeye başladı, yani dinledi. Evet, no sound came from the rain pop, bu yağmur borusundan hiçbir ses gelmedi. Evet. The afternoon had become cooler. Ve o sırada o öğleden sonraki hava arkadaşlar yani daha böyle serin olmaya başlamıştı arkadaşlar. Yellow, evet, yellow and gray clouds, yani sarı ve bu beyaz bulutlar had covered the sun, ve yani güneşin önüne geçmişti, güneşi kaplamıştı, yani bulutlar güneşi kaplamıştı. Evet, there was a roar of thunder. O sırada böyle bir şimşek gürültüsü de vardı. Demek ki a storm was coming. Bir fırtına geliyordu. Evet. Siz dressed quickly. Siz hızlı bir şekilde giyindi. Went down the ladder. Yani merdiveni kullanarak aşağıya indi. And ran to the corner of the stables. Ve hemen ahırın köşesine doğru koştu. Aunt Pauline, she called. Yani Pauline hala diye seslendi. Did you hear thunder? Şimşek gürültüsünü, yani şimşeği duydunuz mu diye söyledi. Yes, I'm going to indoors, her aunt replied in a weak voice. Halası böyle cılız bir sesle cevap vererek, evet duydum ve içeriye giriyorum diye söyledi. Don't wait for me, beni bekleme diye söyledi. O sırada siz watched her aunt go inside the house, yani siz halasının gidip evin içeriye girdiğini izledi. Evet, şöyle bakalım. The sky was growing darker. O sırada gökyüzü mesela daha da böyle yani siyahlaşıyor. Yani siyah siyah bulutlar, mesela kara bulutlar geliyor arkadaşlar. Evet, siz took the blankets and chair and hurried inside. Siz o sırada arkadaşlar yani battaniyeleri ve sandalyeleri alarak hızlıca, acelece arkadaşlar içeriye girdi. Then the storm began. Sonra fırtına başladı. Şöyle bakalım. Evet. Pauline didn't come downstairs to tea. Yani Pauline denilen kişi arkadaşlar çay için aşağıya inmedi. Because she didn't like thunder. Çünkü yani gök gürültüsünden hoşlanmıyordu. Evet. Robert didn't arrive home until after tea. O sırada Robert denilen kişi arkadaşlar yani çay saatine kadar eve gelmemişti. By this time, fakat bu defa the rain was pouring now. Bu sırada mesela yağmur yağmaya başlamıştı. Since went to her flat, siz yani kendi dairesine çekildi, gitti and got ready for dinner, ve akşam yemeği için hazırlandı. She put on a pretty white dress. Yani kendisi güzel, böyle tatlı bir beyaz bir elbise giydi and fastened some white flowers at her breast. Ve yani göğsüne birkaç beyaz çiçek yerleştirdi. When she went into the drawing room, yani bu çalışma odasından gittiği sırada Robert was waiting. Robert beklemekteydi. Yani orada beklemekteydi. Evet. He was standing by the drawing room window. Yani kendisi bu çalışma odasının penceresinin yanı başında
ayakta duruyor and listening to the falling ve yağmurun yağışını dinliyordu. He now had a different look on his face. Yani o sırada yüzünde farklı bir tebessüm vardı. Yani farklı bir ifade vardı. As he watched her. Yani o onu izlediği sırada. Yani demek ki Robert onu gördüğü sırada he now had a different look on his face. Yani yüzünde farklı bir bakış vardı. The drawing room was lit by the soft light of a table lamp. Yani bu çalışma odası yani bir masa lambasıyla bir masa lambasının tatlı bir ışığıyla mesela aydınlanmaktaydı. Siz walked towards to the bookshelves near the door. Yani siz kapının yanında bulunan kitaplara doğru yönelerek yürüdü. Evet. Şöyle bakalım. When she heard the door opening softly, yani kapının yumuşak bir şekilde açıldığını duyduğu sırada, she suddenly turned on the switch of the ceiling light. Siz hemen mesela ani bir şekilde dönerek yani bu tavan lambasını mesela açtı. Yani yukarıdaki lambayı açtı, avizeyi açtı diyelim arkadaşlar. Her aunt, yani halası, wearing a black dress, siyah bir elbise giymiş, stood in the doorway ve eşikte beklemekteydi. Yani kapının eşiğinde belirmişti. Evet, şöyle bakalım. The strong hard light showed her face clearly. Yani bu güçlü, sert ışık onun yüzünün mesela, yani yüzünü çok temiz bir şekilde, hani aydınlık bir şekilde gösteriyordu bu ışık. Evet, şöyle bakalım. Pauline was wearing makeup. O sırada Pauline demek ki makyaj yapmış. But her face looked old and full of fate. Fakat yüzü arkadaşlar yani yaşlı gözüküyor ve nefretle dolu gözüküyor. Yani yüzü yaşlı ve nefret dolu gözüküyordu. Oh, aunt, guys, sis. Yani hala diye siz yani böyle yüksek sesle çığlık atar bir şekilde söyledi. Evet, şöyle bakalım. Bu sırada Robert arkadaşlar. Bakın Robert in a shocked voice. Robert yani şaşırmış bir sesle Mother, you look like a little old lady. Mother, you look like a little old lady. Anne, sen küçük yaşlı bir kadına benziyorsun diye söyledi. Aren't we going to eat dinner? Asked Pauline angrily. O sırada Pauline de kızgın bir şekilde yani yemek yemeyecek miyiz? Yani akşam yemeğini yemeyecek miyiz diye sordu. Şöyle bakalım. Pauline sat at the table. O sırada Pauline masaya oturdu. Getting angrier and angrier. Yani böyle gittikçe kızgınlaşıyor. She looked very, very old and very ugly. Ve aynı zamanda da gittikçe çirkin ve yaşlı bir görünüm kazanıyordu. Sis and Robert watched each other. Bu arada Sis ve Robert birbirlerine baktılar. He was very shocked by his mother's face. Yani Robert denilen kişi yani annesinin bu gerçek yüzünü yani çıplak yüzünü mesela gördüğü zaman şok geçirmiş arkadaşlar. Oldukça şok geçirmiş. Şöyle bakalım. Pauline ate her dinner quickly. Pauline hızlı bir şekilde akşam yemeğini yemiş. Like a hungry dog. Yani aç bir köpek gibi bu akşam yemeğini hızlı bir şekilde yemişti. As soon as they had finished eating, yani yemeklerini, akşam yemeklerini bitirir bitirmez, she ran towards the stairs, hemen merdivenlere doğru yöneldi. Evet, Robert and Sis followed her from the room. Robert ve Sis de onu mesela odaya doğru, yani bu odanın dışından takip ettiler. Yani onlar da onun arkasından gittiler. You pour the coffee, I hate it. Said old woman quickly. Yani yaşlı kadın arkadaşlar hızlı bir şekilde yani sen yani kahveyi doldur. Nefret ediyorum bundan diye söylüyor. I'm going to bed. Good night. Yani iyi geceler ben yatağa gidiyorum diye söylüyor arkadaşlar.
There was silence. O sırada mesela bir sessizlik gerçekleşti. At last Robert said, ve en sonunda Robert dedi ki, I'm afraid that mother isn't well. Yani zannedersem hani annem iyi değil. She must see a doctor. Yani bir doktora görünmeli diye söylüyor. Yes, said sis. O sırada sis de evet dedi. Şöyle bakalım. The rest of the evening passed in silence. Yani gecenin yani akşamın geri kalanı yani sessizlik içerisinde geçti. Evet. Şöyle bakalım. Robert and sis stayed in the drawing room. Robert ve sis yani bu çalışma odasında beklediler. A fire was lit. Yani bir ışık yakıldı. Outside dışarıda cold rain was falling. Yani dışarısı soğuk ve yağmur yağmaktaydı. At about 10 o'clock, hemen hemen yani saat 10 sıralarında the door opened, kapı açıldı and Pauline came into the room. Ve Pauline odanın içerisine geldi. She shut the door, kapıyı yani hızlı bir şekilde kapattı and came to the fire ve ateşe doğru geldi. Then she looked at Robert, sonra Robert'a baktı and sees with hate in her eyes. Yani sonra kendisi bakın sonra hani gözlerin yani nefret dolu gözlerle Sis'e ve Robert'e baktı. Yani böyle çirkin bir sesle you two siz ikiniz should get married quickly. Hızlı bir şekilde yani hemen evlenmelisiniz diye söyledi. Bakın you two siz ikiniz should get married quickly. Hızlı bir şekilde evlenmelisiniz diye çirkin bir sesle söyledi. You are so much in love. Yani siz ikiniz birbirine çok aşıksınız diye ekledi. Şöyle bakalım. Robert looked up his mother. Yani Robert yani başını kaldırıp annesine baktı. You believe that cousin should not marry mother. Yani anne sen kuzenlerin birbiriyle evlenmemesine mesela inanıyordun. He said quietly, sakin bir şekilde söyledi. Sen bunu bana sık sık söylerdin. You told me that often. Yani sen bunu bana sık sık söylerdin. Bu sırada arkadaşlar Pauline de ne diyor? Bakın cevap olarak I do believe that cousins shouldn't marry. Evet, biliyorum yani kuzenlerin evlenmemesi gerektiğine gerçekten inanıyorum diye söylüyor. But you are not cousins. Cousins diye çeviriyorum. Fakat siz cousins yani kuzen değilsiniz. Evet. Your father was an Italian priest, Robert. Yani Robert, senin babam İtalyan bir papazdı. He was a great man. Yani oldukça yani büyük bir adamdı. And he was too great to have a weak son like you. Yani bu adam yani senin gibi zayıf bir çocuğa sahip olmak için yani oldukça büyük bir adamdı. Burada karmaşık bir cümle var arkadaşlar. He was too great to have a weak son like you. Yani senin gibi zayıf bir çocuğa sahip olabilecek kadar büyük bir adamdı diye çeviriyorum. With a terrible look on her face, Pauline left the room. Evet, ne demek istiyor? Burada yani yüzünde korkunç bir ifadeyle, bakın yüzünde korkunç bir ifadeyle Pauline odadan çıktı. Evet, odayı terk etti. Değerli arkadaşlar burada son veriyorum. Bir sonraki bölüme buradan başlıyorum.